Cihazınıza bir uygulama indirip kurdunuz ve uygulamanın yeni sürümleri yayınlanmış olmasına rağmen uzunca bir süre güncelleştirme yapma gereği duymadınız. Halbuki uygulamayı yazan yazılımcıların bir hatası nedeniyle uygulamada bir açık çıkmış ve saldırganlar bunu kullanmaya başlamış. Yeni sürümde yazılımcılar bu açığı kapattı, ancak siz güncelleştirme yapmadığınız için hala saldırganların hedefi durumundasınız. İşte sürekli yaşanan bu duruma güzel bir örnek, RAR ve zip dosyalarını açmak için kullanılan WinRAR isimli uygulamada yaşandı. WinRAR'ı yüklediniz ve ne de olsa aynı işi gördüğü için yeni sürümü de yükleme gereği duymadınız. Halbuki WinRAR'da çıkan açık, zip içindeki exe dosyasının başka bir dosya gibi görünmesine izin veriyor. Saldırgan tarafından gönderilen zip içindeki foto.jpg dosyasını açtığımızda karşımıza zararlı bir yazılım çıkıyor. WinRAR'ın sürümlerinde zaman zaman ortaya çıkan bu açığı biz 4.20 sürümünde deneyeceğiz. İlk adım zararlı yazılımı zip dosyasına dönüştürmek. Zip açıldığında zararlı yazılım foto.exe dosyası olarak zip içinde görüntüleniyor. Bundan sonraki aşama zip dosyasını hex editör ile manipüle etmek. Zip dosyası içinde dosya adının ikinci kez geçtiği yerde dosya adını değiştirme işlemi uygulanır. Buradaki açık WinRAR'ın zip içine eklenen dosya adlarını zip dosyası oluştururken manipüle edilebilecek bir şekilde saklamasından ibaret. Manipüle edilen dosya kaydediliyor ve işlem tamamlanıyor. Görüldüğü gibi az önce foto.exe olarak gözüken dosya foto.jpg olarak gözükmekte ve zararlı yazılım çalıştırılabilmekte. Bu problemin çözümü uygulamaları güncel tutmaktan geçiyor. Serinin yeni videolarından haberdar olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın.